Merhaba Emel Hobi ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda iki şişli harika fıstıklı bir desen çalışacağız arkadaşlar. Gayet örmesi kolay. Bebek yeleklerinde atkılarda hatta Elazığ lifleri diye adlandırdığımız iki şişli ördüğümüz liflerde bu deseni rahatlıkla çalışabilirsiniz. Desenimiz sadece burası 7 ilmek üzerine oturuyor. Eğer bir yelek örecekseniz arkadaşlar arada mutlaka mesafe bırakıp ikinci desenini açmanız gerekecektir. Buradaki mesafeyi ayarlamanızı size bırakıyorum. Ben burada 5 ilmekle bir aralık verdim. Bu ördüğüm örgüde dileyen daha sık, daha açık bir desen yerleştirerek örgünüzü örebilirsiniz. Şimdi ben şişime ilmeğimi attım arkadaşlar. 5 tane 2 4 5 tane bu kenara, 2 4 5 tane de bu kenara bıraktım. 7 tane de orta desen için ilmeğimi attım. Toplamda 17 tane ilmeğim var. Evet. Şimdi arkadaşlar ne öreceksiniz artık? Yelek veyahut da başka bir şey. Lastik öreceksinizdir tabii ki. Ben bu kısmı hani örgümü size rahatça anlatayım diye iki sıra haroşa ördüm. Burayı da yine size bırakıyorum. Örgünüzdeki lastiği ördükten sonra desene hemen ön yüzde başlayacağız. Bu kısmı örün arkadaşlar, beraber devam edelim. Anlatıma geçmeden önce de kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi sağdaki ve soldaki beşer ilmekleri hiç değiştirmeden sürekli haroşa öreceğiz arkadaşlar. Yani önden arkadan düz. Önce burayı hatırlatayım. Sadece desenimizde değişen kısımlar var. Şimdi orayı detaylıca size anlatacağım. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Önümdeki 2 ilmeği de düz örüyorum. Hemen 3. ilmeğimi bakın arkadaşlar, batıyorum. Bir fıstık yapar gibi batıp çıkıp 1, 2, 3 kere battım çıktım arkadaşlar. Burada ve ilmeğimi çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimiz oluştu. Hemen önümdeki ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Tekrar sıradaki ilmeğe 1, 2 ve 3 kere battım çıktım. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim oluştu. Şimdi önümdeki 2 ilmeği düz ve kalan 5 ilmeği de düz örerek sırayı bitiriyorum. Örgümüzün arka tarafından önümüzdeki ilk ilmekle beraber 5 ilmeği düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. Hemen 2 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. Buradaki dolayıp çıktığımız 5 ilmeği şişimize alacağız arkadaşlar. İlmeklerimizi 1, 2, 3, 4, 5 tane olarak bu şişimi örmeden aldım. Ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane batıp çıktığım ilmeği ip benden tarafayken ördüm arkadaşlar. Ve tekrar ördüm diyorum, aldım. 2 tane ilmeğimi ters ördüm ve kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Evet, örgümün ön tarafındayım. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. 5 ilmeğimi haroşa olarak dümdüz örerek geliyorum. Evet, buradaki 2 ilmekle hemen bu fıstığı yer değiştireceğiz. Nasıl yapacağız arkadaşlar? İpi kendimden tarafa alıyorum. Bu 2 ilmeği örmeden şişime alıyorum. İpi tekrar alta veriyorum. Bu fıstığı şu şekilde tersten girerek öreceğim arkadaşlar. Hepsini, bütün ilmekleri eğer alamıyorsanız şöyle arasını açın. Tersten girerek düz bir şekilde örün arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar bu tarafa ipimi kendimden tarafı çekiyorum. Burada örmediğimiz 2 ilmek vardı biliyorsunuz. Onları tekrar sol şişimi alıyorum. Bu şekilde şişimi çıkarıp bu ilmeğimi alıyorum ve yer değiştirmiş oluyorum. Şimdi bu 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ortadaki ilmeği örmeden şişime alıyorum. Şimdi bu ilmekleri, 5 tane batıp çıktığım ilmeği şişime alıyorum. Hemen buradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Şişimi tekrar bu 5 ilmeğe takıp sol şişime
şu şekilde çıkarıyorum ve bu iki ilmeği şişimi tekrar örmüş olduğum şiş ilmeği alıp yer değiştiriyorum. Ve bu beşli batıp çıktığım fıstığı düz bir şekilde sola doğru örüyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Evet, bakın birinci sıramız bu şekilde çıkmış oldu. Örgümüzün arka tarafından hemen ilk ilmeğimi örmeden alıp 2, 3, 4, 5 tane haraşo ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ters ördükten sonra bu desenimizin olduğu ilmekler 1, 2, 3, 4 ve son ilmeğim de kenar ilmeği olduğu için onu da ters örüp tamamladım arkadaşlar. Şimdi tekrar desenimizi yapacağız. Hemen 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 3. ilmeğe fıstığımı yapıyorum. Batıyorum. 1, 2, 3. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim oldu. Ortadaki ilmeği örmeden şişime aldım. Tekrar bu ilmeğe 1, 2 ve 3 kere battım, çıktım. Dilerseniz arkadaşlar bunu ikili yapabilirsiniz. Üçlü, dörtlü, burayı size bırakıyorum. Ne kadar kabarık seviyorsunuz veya daha az kabarık seviyorsunuz burayı ayarlamak elinizde. Hemen 2 ilmeği, önümdeki 2 ilmeği düz ördüm ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Evet, dönelim. Örgümün arka tarafından 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ters örüyorum. Şimdi ip kendimden tarafa ve 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeği şişime aldım. Ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeği şişime aldım. 2 ters ördüm ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Haroşa. Evet. Tekrar ön taraftayız. Şimdi yine işlemimizi yapacağız. 5 ilmeğimi örüyorum. 2 tane düz ilmeğime geldim arkadaşlar. İpi kendimden tarafa çektim ve bu 2 ilmeği örmeden şişime aldım. İpi alta verdim. Bu fıstığımı tersten girerek şu şekilde biraz arasını açıyorum. Tersten girerek düz bir şekilde ördüm. İpi kendimden tarafı çektim. Örmediğim 2 ilmeği tekrar şişime taktım. Bu 3 ilmeği şişten çıkarıp yer değiştiriyorum. Ve bu 2 ilmeğimi örüyorum. Ortadaki ilmeği örmeden şişime alıyorum. Bu 5 ilmeği şişime tekrar sağ şişime aktarıyorum örmeden. Sıradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Ve tekrar bu 5 ilmeğimi tekrar sol şişime alıyorum. Ve bu 2 ilmeğimi de tekrar örmüş olduğum 2 ilmekle yer değiştiriyorum. Bu 5 ilmeği düz bir şekilde arkadaşlar örüyorum. Evet, kalan ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgünün arka tarafından tekrar 5 tane düz ilk ilmekle beraber 7 tane ters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve kalan ilmeklerim düz. Evet arkadaşlar, desenimiz bu şekilde.
Ben biraz ilerleteyim, tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, desenim ben bu şekilde ilerlettim. Bakın çok güzel bir desen oldu açıkçası. Örgümüzün arka tarafı da bu şekilde. Rahatlıkla öreceğinize inanıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir videoda, başka bir anlatımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.